Ben uyku ilaçları hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. İlacın hiçbir türü hakkında iyi düşünmüyorum. Çünkü mesela bu aralar çok melatonin hikayesi yaygın. Uyuyamadık diye bir melatonin yazıyoruz. Melatonin uyku hormonu ama yani dışarıdan aldığımız hormonlar vücudumuzdan salgılandığı kadarıyla işe yaramıyor. Bazı insanlarda uykuyu tetikliyor. Ama uzun süre aldığınızda maalesef hem o etkiyi kaybediyorsunuz hem de vücuttaki doğal hormon salgılama bilgisini bozuyor. Burada bir sıkıntı var. Uyku ilaçları dediğimiz ilaçların çoğu doktorlar tarafından ancak çok zorda kalınırsa verilen ilaçlar. Ağır uyku bozukluğunda onların çoğunda şöyle bir problem var. Uykunuzun kalitesini bozuyor ve sizi uyutuyor. Uykunun çok hayati dönemlerini bazı uyku ilaçları verdiğinizde göremiyorsunuz. Mesela bunlardan biri REM dönemi dediğimiz o beynin onarım dönemi. O dönem mesela bazı ilaçları aldığınızda yok. Siz sabaha kadar taş gibi uyuyorsunuz ama esas bu pit stop şeyleri yapılmamış oluyor. Tekerler değişmiyor mesela. Sabah gene kalkıyorsun. Uyudum ama sebze gibiyim falan diyorsun. O yüzden elbette ki zorlu durumlarda, klinik olarak hani uç durumlarda bu ilaçlardan yardım alacağız. Ama evde denemeyin. Öyle durduk yerde leblebi gibi içecek şeyler değil bunlar. Teşekkür ederim hocam. Sabriye Hanım sizi de tanıyalım. Sabriye ben. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi uykunun dışında nefesin de tüm yaşam kalitesine çok büyük bir katkısı olduğunu ve bizlerin gittikçe, evrimleştikçe nefes almayı unuttuğumuzun farkındayız aslında. Aynen öyle. Nefesin uykuyla bağlantısını bize biraz anlatabilir misiniz? Onu ayrı bir bölüm mü yapsak Sabriye ne yapsak? O iyi iş yani bir daha. Yani şöyle bir şey rica etsem, siz de ekranlarınız başında derin bir nefes alsanız ama benim gibi değil, göğsünüz şişirde, karnınızı marnınızı içinize bir doldurun, verin sonra. Bak bir nefes aldık. Bir şey değişti mi? Gözleriniz açıldı yemin ediyorum. Çakmak çakmak bakıyorsunuz tabii. Bir tane daha yapar mısınız? Evdekiler de yapıyor değil mi? Bakın şimdi sadece ve sadece fark ederek yaptığınız, aslında bütün gün yapmakta olduğunuz ama fark ederek yaptığınızda bütün dikkatinizi bedeninize ve işleyişe çeken bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden nefes hayatın ritmini anlamamız için en önemli kerteriz noktalarından bir tanesi. Nefesini yöneten hayatı yönetir diye bir söz var. Bunu daha sonra uzun uzun sizlerle konuşacağız. Çünkü bu iki dakikalık bir şey değil ama akşam yatmadan önce uykum gelmiyor işte dönüyorum uykuya dalamıyorum falan diyen arkadaşlarım varsa. İki dakika. İki dakika sadece otursunlar yatağa. Mümkünse avizeleri, lambaları, aplikleri, telefonları, televizyonları susturup sadece iki dakika nefeslerini dinlesinler. Biliyorum o iki dakika büyük işkence gibi gelecek. Çünkü zor iki dakika deli misin sen nefesini dinliyorsun falan diyecekler. Ama böyle sanki kafanız meşgulmüş rolü yapabilirsiniz. Etrafta birileri varsa yani böyle sizi görünce alo falan. Bizim ülkede biliyorsun biri oturunca abi ne oldu? Hemen gelirler böyle. Yok oturuyor musun? Yok yok bir şey var senin. Neyin var? Allah aşkına falan. İki dakika böyle oturtturmazlar sizi. O yüzden böyle biraz daha onu hani ritüel gibi en azından sizi görecek kişilere bildirerek yaparsanız iki dakikalık bir nefes egzersizinin zihinsel dinginleştirmede mucize yaratacağını görebilirsiniz. Buyurunuz. Merhaba hocam. İlhan ben. Türkçe öğretmeniyim. İrfan'da 5 kitabını okudum. Şimdi de Beynin Sen Sırları kitabını okuyorum. Sen ses tonu ve diksiyonla zaten hal etmişsin. Yani seni tebrik ediyorum. Bir alkış rica ediyorum. Ya birisi şöyle Türkçe konuşmaya başlayınca kendimi vatanımda hissediyorum gerçekten. O yüzden bir alkış daha rica ediyorum. Sağ ol. Evet, buyurun. Hocam bir öğretmen olarak açık beyinli olmaya çalışıyorum. Şimdi çalışmana gerek yok. Sorayım. Oldun gitti. Şu anda yaptım seni. Hocam uykuyu genelde öğrenmeyle ilişkilendirdik. Ama uykunun anlamına baktığımız zaman eğer uzun süre oluyorsa standardı şaşmış oluyor ve kaçışa gidiyor belki de. Tabii ki. Depresyonun en önemli arasındaki fark veya onlar arasındaki ilişki nedir? Fazla uyuyan kaçış halinde mi? En önemli işaretlerinden bir tanesi uyuyamama ve uyanamama. Çünkü uyku bir nevi bir senin dediğin gibi kaçış rampası haline geliyor. Bir kere en önemli farklardan yani belirteçlerden biri şu deminden beri söylüyorum ya nasıl uyanıyorsunuz? Şimdi uyanma biçiminiz eğer sırıtarak böyle gerinerek vay be bir gün daha bonus geldi çok şükür falan diyerekse uyku çalışıyor demektir. Ama gözünüzü açıp Allah kahretmesin gene aynı dünya falan diye yorganı çekiyorsan uykuda da
yaşamsal stres düzeyinde de o ritimde de bir problem var demektir. Dolayısıyla aslında sistem sana neyin ne olduğunu söylüyor. Mesela bedensel ağrılar. Olur değil mi? Hanımlar ne haber? Dönem dönem oluyordur böyle. Kolum budum ağrıyor falan. O lafı çok seviyorum. Ya. Her yerde tekrarlıyorum onu. Fakirin her yerleri ağrır, zengin fibromiyajı olur diyorlar ya. Böyle hepimizin bazen bir yerleri, beylerde de vardır herhalde. O ağrılar niye var? Hepimiz kas gevşeticidir, odur, masajdır, bir şeylerin peşine gidiyoruz ama beyin gece vücudu gevşetemiyor, salamıyor. O kadar gergin ki mesela diş sıkma hastalığını duydunuz mu? Bruxizm diye bir şey. Gıcır 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 insanların dişleri dökülüyor. O kadar gece değirmen gibi çalışıyor. Halbuki uyuyoruz ya, ne sıkıyorsun dişini? Ama nasıl bir stres basıncı varsa içeride nörolojik olarak rahatlayamıyorsun. Mesela bütün bu işaretler işte dişlerde kaymalar, sabah çenede ağrı, sırtta mırtta böyle devamlı batmalı ağrılı durumlar. Ya da yorgun uyanmalar, işte kabuslar bitmeyen devamlı böyle geceleri uyanmalar. Bütün bunlar, hadi bir şey değiştirelim, olmadı bir uzmana gidelim demek. Ama biz çoğu zaman onun yerine bunu geçiştirmeyi, az uyuduğumuz vakitte daha da zararlı olabilecek. Bari sosyal medyaya bakayım, uyuyamadım. Oradan da ekstra stres devşirmeyi tercih ediyoruz. Aman ha, ona ilgi gösterin, uyku çok önemli. Yani kaç iş oldu buradan belli olur demek istiyorum kabaca. Vallahi siz de bu arada coştunuz. Neyse ben bir sürü şey söyleyecektim ama önemli değil. Şuradan alalım. Buyurun efendim. Var mı mikrofon? Var. Ben Sena. Sena hoş geldin. Fabrika ayarlarına uykuyu özellikle eklemediğinizi az önce belirttiniz. Evet. Bu yorumunuzu çok beğendim ama bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Biraz önce düşündüm siz söyledikten sonra fabrika ayarlarını zaten hayatımıza uygulayabilirsek bu bize kaliteli bir uyku getirecektir. Aynen öyle. Ben şunu şu şekilde düşünüyorum. Hayatımızın kalitesini artırmanın yolu zaten yani bu fabrika ayarları bakarsak uykunun kalitesi yani her şey otomatik birbirine bağlı olarak ilerleyecek ve biz kendinden daha memnun bir hale geleceğiz. Ben İnşallah. Bunu elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Ama bunun tam zıttında yani insan olarak bizi yine insanı insan yapan şeylerden biri olarak zararlı olana bunun zıttına çok yatkınız. Yani ne kadar uzun süre yaparsak yapalım. Sevdiğimiz bir filmi gördüğümüz zaman o iki saatlik uykudan feragat etmek çok kolay olabilir. Sabahki o mutsuz uyanışı göze almak birçoğumuzun yapacağı bir şeydir. Ya bu sadece uykuyla değil beslenmeyle de alakalı. Stres ya da hareket egzersizlerimizi de yapmaktan kaçınıyoruz. Yani bunları insanın fabrika ayarları olarak adlandırmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Okudukça da zevk alıyorum. Ama fabrika ayarlarımızın böyle olduğunu kabul etmek istesem de neden zıttına, zararlı olana daha çok yatkınız? Yani bu noktada ne yapmamız gerekiyor? O da ayarın bir parçası. Mesela otomobil boş viteste yokuş aşağı bırakırsan salar gider değil mi? Onu el freni çekmen lazım. Şimdi onun fabrika ayarında öyle bir şey var. Yani bayır aşağı gitti diye de arabaya pek kızılmaz. Orada el freni çekmeyen şoföre kızılır belki. Şimdi bizim yani insan olarak o kadar kompleks bir varlığız ki hayvani bir tarafımız var. Bu yemek, içmek, eğlenmek, hiç uyumamak. Çocuklar öyle ya tepinirler öyle uykusuz uyuyacağım dediğin zaman falan. Niye eğlence devam etsin, sabahlar olmasın hep öyle bir tarafımız bir şey istiyor. Bir taraftan da başka bir tarafımız daha var. Daha sakin, dingin, yüce. Estetik, manevi, felsefi falan öyle bir taraf da var. Ama çoğu zaman biz günlük hayatta bize ne satılıyor, karşımıza ne çıkıyor bakalım. Bağımlılıklar konusunda bunu uzun uzun konuşmuştuk. Hep düşük hazlar dediğimiz o bedensel hazlar. Ve bunlar öyle şeyler ki bizi çok hızlı bağımlı yapıyor. O hızlı lezzete meftun oluyoruz. Ve bir süre sonra hızlı lezzeti uzun vadeli disipline tercih ediyoruz. İnsanın tuzağı bu. Eğer bizde uzun vadeli disiplin yaratacak yüksek hazlar dediğimiz o tarafta işte fikri, manevi, estetik bilmem ne, felsefi o hazlar tarafında bir çalışmışlığımız, bir aktivitemiz yoksa eninde sonunda ya bedensel arzular ya bedensel korkular bizi ele geçiriyor. Böyle geçirdiği zaman da işte yavaş yavaş hayatımızı bozuyor. Benim insanın fabrikalarında sınırlarını aşmak dediğim o son beşinci madde bununla alakalı. Yeme, içme bilmem ne hepsi öbür hayvanlar içinde çalışıyor ama biz eğer hayatımıza anlam verecek bir zorlanma yaşamazsak, kendimizi bir tarafa doğru geliştirmenin peşine düşmezsek o durumda bir şeyler kötü gidiyor. Mesela bir
sanat eserine, bir fikre, bir yazıya kafayı takıp da sabahlara kadar günlerce uyuyamayan olmuştur belki aranızda. Ben böyle birkaç gün geçirdim mesela. Hiç zararlı bir şey değil. Niye biliyor musunuz? O birkaç uykusuz gece size çok huzurlu, rüyalarla dolu uykular hediye edecek daha sonra. Görevini yapmış olmanın getirdiği şey. Bazı görevler fazla mesai ister. Zamanında yeterli çalışmamışsındır. Gece ekstra ödev yapıyorsundur. O işte kafaları kırıp da böyle uykusuz, duraksız, yemeden içmeden kesilip büyük büyük dertlerle, büyük büyük yaratımlarla uğraşan insanlar aslında kendilerine zararlı bir şey yapmıyorlar. Geneline baktığımızda insan zamansal bir varlık olduğu için orada biraz uykuda muykuda rahatta eksiklik oluyor ama Mevlana ne diyor? Aşk insana rahatını, uykusunu ve iştahını kaçırttıran şeydir diyor. Bakarsan kötü yani, hastalık gibi. Ama belli bir düzeyde. Ondan sonra seni alıp bir yere taşıyacak. Fabrika ayarlarının o hayvanlarla insan arasındaki dengesini kaçırdığımız zaman maalesef hayatın da ucunu kaçırabiliyoruz. İyi hatırlattın inşallah. Ben bunu kendime de hatırlatma alıyorum. İnşallah o tuzağa düşenlerden olmayalım. Ve son tabii ki bak açık beyin tişörtü gördüm. Hemen alırım vallahi burada. Vallahi açık beyin tişörtüne kıyak geçtim. Hemen mikrofonu buraya alalım. Hoş geldiniz efendim. Hocam merhaba, ben Harun. Harun hoş geldin. Hocam uyku, az uyumak ya da çok uyumak, uyumak genetik mi? Mesela benim rahmetli babam çok uyurdu. O bende de mesela sirayet yani etti. Yani daha yastığa kafamı koymadan ben uyumaya başlıyorum. Ey maşallah. Maşallah ne güzel. Bu devirde büyük lüks. Muhtemelen genetik bileşeni var. Çünkü biz şimdi uykuyu aynı zamanda sirkadiyen ritim diye içsel bir ritimle uyuyoruz. Bu ritimde hormonal bir şey olunca hormonlar genlere de bağlı. Muhtemelen genetik parçası var. Ama büyük oranda yaşadığınız yer ve içinde bulunduğunuz adet ritimleri bunu çok tetikliyor. Yani etrafınızdakiler nasıl yapıyorsa siz de onlardan çok fazla öğreniyorsunuz. Mesela diyelim ki şimdi yerinizi değiştirdiniz. Başka bir grup insanla yaşamaya başladınız ve 5-6 sene başka bir coğrafyada, başka ışık şartlarında kaldınız. Bu döngünüz değişebilir. Ama şu anda kendi büyüdüğünüz coğrafyalarda, enlem boylam olarak benzer yerlerdeyseniz, orada yetişme tarzınıza hemen hemen hiç meydan okuyacak bir şey olmadığı için aynen götürüyor olabilirsiniz. İyi genler gelmiş yalnız. Bak vallahi kıymetini bil. Ama bak açık beyin tişörtünü boşuna giyme. Gece güzel uyuyor ama belli. Beyin açık yani. Ama hocam eşim şikayetçi, bir saat önce yatağa gidiyor, ben ondan önce uyuyorum, yatağa İsminiz geçtiğim neydi? Zaman. Hatice. Hatice Hanım, feyiz almak lazım. Vallahi bak, kızmayın, feyiz alın. Ya öyle ben iyi bulur, uyuyan birini bulsam hemen derim ki, yani ben ne öğrenebilirim bu işten? Velhasılı kelam, vallahi notların çoğunu söylemiş ama bir tanesini söylemem lazım. Uyku çok da önemli değil diyenlere, tabiatta bir örnek var, vallahi bayılıyorum, onunla kapayayım isterseniz. Süremizin sonuna gelmişiz, yukarıdan mesaj geldi. Yunusları biliyorsunuz, yunusları, balinaları. Bunlar memeli canlılar biliyorsunuz. Sonradan karadaki memelilerden denize dönmeye karar veren bir grup atanın torunları onlar. Niye bilmiyoruz ama denizde memeli canlı var ve tepeden nefes alıyor biliyorsunuz. Onlar suya dalınca nefeslerini tutmak zorundalar. Bunlar da uyuyacak. Bayağı da büyük beyinleri var. Yunuslar bizden zeki vallahi. Çalışmalar öyle gösteriyor. Yunuslar nasıl uyuyor biliyor musunuz? Suyun üstüne yatıyor. Hortum boru dışarıda, yani nefes alma deliği dışarıda. Ama uyusa löp diye batacak, boğulacak. Beyninin bir yarısı bir ara uyuyor, öbür yarı uyanık. Sonra öbür yarı uyurken burası uyanıyor. Uyku o kadar önemli ki yunus suyun içindeyken beyninin yarı küreleri fasıla halinde uyuyor. Bu bile bize, yani hayvan dikkat et, can tehlikesi var yani orada devrilebilir, boğulabilir. Bu bile bize uyku denen şeyin büyük beyinler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.